Yani şu anda başladı, evet. Şimdi arkadaşlar, bu ikinci dersimizde pekiştirmek için PAL kalıbını, o PAL kalıbının biz diğer örnek fiillerini sizinle beraber işleyeceğiz. Onunla beraber daha da pekiştireceğiz konuyu. Şimdi ben tekrar şeyi açıyorum. Evet. Geldi hocam, değil mi? Hocam, bu dediğiniz sınav listesi ödev, fiil listesi ödev olacak dediniz. Yok, değil şimdi mi? Hem şey yapacağız, alıştırma yapacağız. Exercise. Now make exercise by the verbs. Okay. Okay. Şimdi bu fiillerle sizinle alıştırma yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra ben size geriye kalan fiilleri, yani yapmadığımız fiilleri ödev olarak vereceğim. Üçüncü ödevimiz olacak yani. Evet, üçüncü ödevimiz olacak. Şu an o zaman şunu yaptık, yaptığımız fiilleri ben işaretleyeyim. Katav yaptık, gazar yaptık, balal yaptık, balal yaptık. Barar yaptık. Barar yaptık. Diğerleri kaldı. Şimdi birkaç tane daha yapalım. Bu da çok kullanılan bir fiil arkadaşlar. Galal. Galal, sarmak, yuvarlamak, toplamak anlamında, böyle evirip ama yuvarlak bir şekilde oluşturmak anlamına geliyor. Galal. Galal, kim çekecek? Bakmadan çekelim böyle. Ben çekeyim hocam. Buyur Enise. Bakmadan şöyle. Mete daha çekecek çok galiba hocam. İsterse o çeksin. Yo, sen çekeceksin Enise. Enise benim öğrenme şevkimi kırıyor. İlk. Özür dilerim. Hocam, Mete'nin öğrenme şevkini kırmayı hiç istemem. O çeksin her istiyorsa. Tamam, hadi bakalım. Mete, o zaman seni bekliyoruz. Galal dedik hocam değil mi? Ha, galal. Evet, galal. Galal. Ani golal. Golal. Ani golalet. Ata golal, at golalat, hu golal, hi golalat, anahnu golal, golalim, anahnu golalot, evet. Atam golalim, diğerini... Aten. Aten golalot. Evet. Ham golalim, ham golalot, han golalot. Golalot. Golal, golal arkadaşlar, galal daha doğrusu, kökü galal, liglol, golal, liglol, ne yaptığımızda mesela liglol, golal, liglol, golal, liglol, liglol, evirip çevirmek, sarmak arkadaşlar, gilgul diye kullanılıyor da, gilgul, döngü demek, gilgul. Kalıp olarak koyduğumuzda glila değil mi? Glila. Dönme, sarma anlamına. Nasıl mastar şey isim halini nasıl? Glila. Bakın glila. Glila. Basit değil mi? Normalde hani nasıl yapacağımızı, burada kalıbımız var. Glila. Ben bir de bunun poal halini yapacağım arkadaşlar size. Siz daha rahat edeceksiniz. Poal halini yapacağım. Hocam. Buyurun. Şeyde şimdi golelim dedik değil mi? Golelim demedik. Yani oradaki şiva olmadı. Için, evet. İki tane tamam. Aynı yani lomat, aynı ve lomat harfi, yani ikinci ve üçüncü harfi aynı harf olduğu için golelim diyemiyoruz. Golelim. Biraz onu ayırmak için golelim diyoruz. Evet. Tamam. Evet. Zelal geldi. Evet. Onu yaptık. Pekiştirmek için. Gazam. 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 Bizim kediler. İzi. Pardon, hemen geliyorum. Kozam, kozamat, kozam, kozamat, kozam, kozamat, kozim, kozim, kozim. Şu anda benim öğrenme şevkimi kırıyorsun.
Gazam, evet. Gazam enise. Evet. Gazam, Arapçadaki cezeme var ya arkadaşlar, cezeme. O da evet, kesmektir, biliyorsunuz. Aynı anlamı var. Gazam. Arapça ile aynı olanları ben söyleyeceğim. Gazam. Tamam hocam. Gozem evet, yapıyoruz değil mi hocam? Bunu? Evet. Hani gozem. Kalıbımız o. Ani. Poel. Gozem. Evet. Gozem. Gozemet. Hı-hı. Ani gozem. Ani gozemet. Ata gozem. At gozemet. Hu gozem. Hi gozemet. Anahnu gozim olur. Değil mi hocam? Gozem, goz, mim. Anahnu, gozem, goz, mim. Gozem, goz, mim. Tamam. Anahnu, goz, mim. Anahnu, goz, mot. Atem, goz, mim. Aten, goz, mot. Hem, goz, mim. Hen, goz, mot. Goz, mot. Evet. Arapçadaki cezeme var ya arkadaşlar. Bununla aynı anlama geliyor. Gızam ile, bakın, gızam. Gızam ile aynı anlama ait. Gızam. Şöyle. Bununla aynı. Cezime ile gızam, gazam tamamen manaları da aynı. Kesmek. Gazaz, bu da kesmek arkadaşlar. Gazaz. Zülal, gazaz. Gözes oluyor değil mi? Evet, gözes. Tamam. Ani gözes, ani gözeset, ata gözes, at gözeset, hu gözes, hi gözeset, anahnu gözes, anahnu. Anahnu. Gözot, gözot. Anahnu. Gözot. Anahnu. Gözezim. Anahnu gözezim. Anahnu. Gozezot. Uyduruyorum yani. Gozezot. Gozezot. Aha. Sonra atem gozezot. Atem, atem, gozezim, atem, gozezot. Hem gozezim, hem gozezim, gozezot. Evet. Christina, bazak. Bu da çok kullanılıyor arkadaşlar. Bezek diye bu. Hani uydu alıcıları için kullanılıyor. Telefon uydu alıcıları için bezek diyorlar. Arkadaşlar yaydığı için bezek. Bazak. Sulamak, saçmak, sertmek. Bazak. Bazak. Ani bazak. Lo. Lo, lo. Ani bozek. Kalıbımız bu. Ani bozek. Bozek mi, bazak mı diyorsun? Bak, bazak yapısı, kalıp, formu. Bak. Aa, tamam. Şimdi bazak, tamam. Dikkat, nerede bazak? Evet, bazak, bu kök diyoruz buna, bakın. Kök dedik, evet. Bazak. Hı. Çekim şeyi nedir? Bu, kalıp bu. Zaman huve, şimdiki zaman. Ani bozek. Ani bozek. Ani bozek. Ket. Bozeket. Bozeket. Ata bozek. At bozeket. Hu bozek, hi bozeket, anahnu bozkot, bozkot. Anahnu, anahnu. Bozkim. Anahnu bozkim. Bozkim, evet, bozkim. Anahnu bozkot. Atem bozkim. Annem. Aten, aten. Aten bozkot. Hem bozkim. Hen. Hen bozkot. Bozkot, evet. Bozek, bazak. Bakın yani bu kalıp. Deriniz değişiyor sonra. Mesela bozek, bozek kalıp ve sonra bezek değişiyoruz. Şimdi bu bazak kalıp kökü bu. Yani kök harfi evet, dedik ya. Bakın kökler nedir? P, ayn ve lomat. Burada P evet, nedir? B. Ayn nedir? Burada Z. Lomat nedir burada? Kof. Bak. Anladınız mı arkadaşlar? Kalıbımız ne? Bakın burada tekrar şey yapacağım. Bozek. Kalıbı yazıyorum buraya bakın. Po enise. Po el.
Evet. Poel. Po. Poelet. Poelim. Poelot. Poelim. Ve poelot. Kalıbımız bu. Bakın bütün fiilleri bu kalıplara uyduruyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Gadar arkadaşlar. Gadar Arapçadaki cedere arkadaşlar aynı kelime. Ceder kelimesi. Gadar kelimesi. Çit ile çevirmek, korumak. Cedere de biliyorsunuz Arapçada da aynı anlamda cedere. Daha düzgün yazayım. Evet. Cedere. Cidar biliyorsunuz değil mi? Cidar ne demek? Söyleyin. Cidar. Duvar galiba değil mi hocam? Duvar olması lazım. Duvar. Aferin. Bak cidar. Niye cidara duvar dedik? Çünkü çit ile çevrili olduğu için. Çevreleyen bu, anlamında. Evet. Çevreleyen. Cidar. Makedonca'da cidar diyoruz. He? Makedonca'da cidar diyor. He cidar. Aynı anlamda mı? Evet. Ama o şey o insan olarak insan cidar şey o şey boya yapıyor boyamak. Cidar. İnsan. Ha, evet cidar. Makedonca'da mı? Evet. Tamam. Gadar, gadar boya yapıyorsa duvarla bir ilişkisi vardır yani. Evet. Gadar. Gadarı kim yapacak? Ben yapayım hocam. Hadi Mete bakalım. Annie Godard. Çok güzel. Annie Godard. Annie Godard. Annie Godard. Ata Godard. At Godard. Hu Godard. Hi Godard. Anahnu Godarim. Anahnu Godarot. Atam Godarim. Atan Godarot. Hem Godarim. Hem Godarot. Evet. Bunu da yaptık. Kadar nerede? Evet. Kadarı da yaptık. Bunu da yapalım arkadaşlar. Gaval, Givul arkadaşlar. Gıvul, Gıvul sınır demektir. Sınıra gittiğinizde size belki Gıvul sınır demek arkadaşlar. Pardon. Givul, Gaval çerçevelemek, sınır koymak, sınır çizmek. Bunun yine muhtemelen Arapçadaki cebel kelimesiyle de ilişkisi var arkadaşlar. Biliyorsunuz cebel var ya. Cebel de bir anlamda çerçeve korumak, korunaklı ve sınır koyduğu için cebel kelimesiyle de ilişkisi var. Gabal. 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 Kim yapacak gabalı? Ben yapayım mı hocam? Hadi bakalım. Zaten kim yapacak? Sırayla gidecek öyle. Gabal. Evet. Ani gobel, ani gobelet. Ata gobel, at gobelet. Hu gobel, hi gobelet. Anahnu gobelim, anahnu gobelot. Atem gobelim, aten gobelot. Hem gobelim, hen gobelot. Gobelot, evet. Gayet güzel. Kabalı da yaptık. Kabal. Yaptıklarımızı çiziyoruz. Balaş. 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 Takip etmek, soruşturmak anlamı var. Balaş. Livloş. Balaş. Evet, Balaş. Zülal. Hocam Zelal demeniz lazım yoksa. Pardon Zelal, kusura bakma Zelal. Tamam, Balaş mıydı? Evet, Balaş. Tamam, Ani Boleş. Ani Boleşet. Ata Boleş. At Boleşet. Hu Boleş. Hi Boleşet. Anahnu Boleşim. Anahnu Boleşot. Atem ne diyeceğim? Atem. Atem boleşim, aten boleşot, hem boleşim, hen boleşot. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir de geçmiş zaman nasıl söyleyeceğiz? Şimdi buna da gelelim o zaman. Madem ilerledik.
Geçmiş zaman. Şimdiki zamanın bu kısmını öğrendik. Bunu öğrendik değil mi? Şu anda kafanızda bununla ilgili bir soru var mı arkadaşlar? Soru? Yok hocam. Yok değil mi? Şöyle göreyim yüzlerinizi de. Anlaşılma şeyi var mı? Evet var, anlaşılmış. Biraz Christina diyor ki biraz yavaş mı gitsek falan mı diyor. Mu acaba? Evet öyleymiş. Gözleri öyle diyor. Tamam biraz yavaş gidelim o zaman. Şimdi hiçbir zaman anlatabilirsiniz, problemi yok. Yani ders sonunda soru soracağım, problemi yok. Soru sorarsınız. Sonra zaten videoyu yükleyeceğim. Bugün olmasa evet. Bile yarın yükleyeceğim. Hocam şimdi geçmiş zamana geçecek miyiz? Yok, sadece kısa bir giriş yapacağım. Orada keseceğim. Yani zaten zamanımız da bitiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz kalıp olarak ben hemen şurada kısaca şey yapacağım. Badakti. Badakti. Her ikisi aynı. Birinci tekil şahısta. Birinci tekil şahısta. Badakt. Badakti. Badakti. Ben inceledim, araştırdım. İnceledim, araştırdım. Ata badakta. Bakın badakta. Ata badakta. Sen eril. Yani Arapçada biliyorsun, Arapçada bahasa kelimesi bahaste. Değil mi? Ya da fahaste. Arapça bilenler için söylüyorum. Fahaste. Dişil olarak söylediğimizde fahasti, badakt, bakın badakt, badakta, badakt, badakt, badak, hu, badak, hi, batka, anahnu, evet anahnu, anahnu, badaknu, anahnu, badaknu, yine birinci çoğul şahıslar aynı. Dikkat edin arkadaşlar aynı. Aten badaktem. Aten badakten. Aten badakten. Atem badaktem. Dikkat edin. Zamirin sonundaki, ayrık zamirin sonundaki efendim şeyler, son harfler fiilin sonuna geliyor. Görüyorsunuz. Bıdaktem, bıdakten. Hem batku, hen batku. Bunu anladık mı arkadaşlar? Badak... Burada çekim değişiyor. Biraz daha fazla çekim var değil mi hocam? Burada tabii. Burada artık normal her bir zamirin yani ortak olanlar hariç birinci tekil şahıs ile birinci çoğul şahıs hariç bir de üçüncü çoğul şahıslar. Bakın. Şöyle işaretleyelim. Bunlar aynı. Bakın. Ben şeyi açayım. Word açayım. Word'da da size göstereyim orada. Word açık mı? Evet. Burada açık. Şimdi göstereceğim ben arkadaşlar. Bakın burada. Geldi mi paylaşım? Word paylaşımı? Geldi hocam. Geldi. Bakın. Burada biraz büyüteyim ekranı. Şimdi şöyle birinci tekil şahıslar. Bunu sarartayım. Aynı görüyorsunuz değil mi? Evet. İkinci badaknu, badaknu, anaknular. İkinci, birinci çoğul şahıslar. Yine fazla değil dediniz ya, çok çoğalıyor dedin ya. Aslında çoğalmıyor. Enise. Ama sanki badak yani birkaç tanesi aynı gibi ama böyle diğer şeyde bu şimdiki zamanki haline göre daha fazla gibi. Çünkü orada evet. Sadece farklıydı. Sadece zamirlere dikkat edin. Bakın zamirlerin sonuna bakın. Ani. Bakın şurada. Bu zaten ekstra ders olarak olacak da. Ama şu anda sadece zihninize biraz şey yapıyorum. Ani. Badakti. Bakın. Ani. Badakti. Bakın buraya dikkat edin. Badakti. Ata. Ata, A sesi var değil mi? Ata. Badakta. Dikkat edin A sesine. Ata. Badakta. At. Bakın duruyor burada. Badakt. Hu. Badak. Zaten yalın hali. Hi. Batka. Bu da dişil bakın. Batka.
Anahnu, anahnu, nu, badaknu. Bakın dikkat. Nu, badaknu. Anahnu, badaknu. Badaknu. Atem, tem, tem, dikkat. Badak, tem. Geçmiş zamanda hep sonuna geliyor. Bakın zamirler sona geliyor. Aten, badak, aten, badak, ten. Yani zor değil arkadaşlar. Badak, ten. Hem, hem, badku, hen, badku arkadaşlar. Bu şekilde bizim geçmiş zaman çekimi, yani zaman avar çekimi böyle. Bugün tabii bunlar şu anda sadece ben burayı göreceğiz. Sadece bu kısmı gördüğümüz kısım. Siz bunlardan şu anda sadece sorumlusunuz. Şöyle yeşil yapalım. Sorumlu alanınız bu. Bu sadece şu anda size hatırlatma. Şöyle yapalım. Burada arkadaşlar şunu öğrenmenizi şey yapacağım. Bakın burada dikkat edin. Poel, poelet. Poel, poelet. Poel, poelet. Tekilleri gördünüz mü? Evet. Poelim, poelot. Poelim, poelot. Poelim, poelot. Dört tane bizim kalıbımız var. Hangi bu kalıpta olan, zaten sözlüklere açıp baktığınızda sözlükler size bunu gösterir. Yani sözlüklerde bunu görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla bugün biz şöyle gelelim. İbranice gramerinden morfoloji gördük. Morfolojinin de hangi kalıbı gördük? Paal kalıbının hangi, ne tür fiili gördük? Sağlam fiillerden gizrası, yani şleşim, epol olanlar. Epol olanlar. O kalıbı gördü. Neden hep ol dedik? Çünkü onu da söylememizin sebebi gelecek zaman çekiminde bodekin ev dok olduğu için bunun hep ol olduğunu. Çünkü hep ali de göreceksiniz. Hep alı da göreceksiniz. Dolayısıyla siz fiil çekerken bu kalıp yapıyı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bugün neyi öğrendik? Sağlam fiillerden binyan paal, yani yapısı paal olan, gizrası kökü çekimi epol olan şimdiki ya da geniş zamanı gördük arkadaşlar. Şöyle, evet şimdi size geri dönelim. Bununla ilgili bir sorunuz var mı arkadaşlar? Çünkü artık yarına devam edeceğiz bunu. Benim bir sorum yok hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi şey yapacağız. Zaten bunu ben sizinle paylaşacağım. Bu benim kitabımdan bir bölüm. Onu sizinle paylaşacağım. Tamam hocam. Mete, Zelal, Hristina, herhangi bir soru var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam. Hayırlı geceler. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar.